Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere elma çekirdeği çimlendirmeden bahsedeceğim. Şöyle göstereyim, hatta çimlendiler. Elma çekirdeğini çimlendirmek biraz zor. Yani birkaç püf noktadan bahsedeceğim size. Kabuğu sert olduğu için içine su girmiyor. Hani bu da patlamayı zorlaştırıyor. Onun için ilk başta ben direkt koymuştum dolaba ve çimlenmedi. Bayağı bir zaman geçti, çimlenme oluşmadı. Daha sonra dolaptan çıkarttım, arka kısımlarına kesik attım bir bıçak yardımıyla. Bu şekilde içine su daha iyi nüfuz etti ve patlama gerçekleşti. Daha doğrusu yine patlamadı. Hani içine su geçmişti ama yine çimleme belirtisi göstermedi. Ondan sonra işte bir 15-20 gün dolapta kaldıktan sonra dışarı çıkarttım. Karanlık bir ortamda beklettim. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bu hale geldi. Yani bir anda çimlendi. Şimdi bunları zarar vermeden toprağa dikeceğim. Ama ben bunları bir önce çıkartayım. Ondan sonra devam edelim. Bu şekilde pamuktan ayrıştırdım. Şimdi şu görmüş olduğunuz yeşil kısımlar toprağın üstüne olacak şekilde toprağa dikeceğim. O yeşil kısımlar yaprak kısmını oluşturacak. Kök kısımları da şu şekilde belli zaten gördüğünüz gibi. Şu sivri kısımlar kök kısımları. Şöyle toprağa delikler açıyorum. Elimde kaç tane var? 3-5 tane var. 5 tane stok yeterli. Şöyle yapalım hatta. Bunları kapatalım. Ben çiçek toprağı kullandım sadece. Çünkü yani bu şekilde daha önce kiraz ve vişne çimlendirmeyi denemiştim ama toprağımdan kaynaklanan bir problem olmuştu herhalde. Küflendi şeyler. Çekirdekler küflendi. Toprak biraz asitliydi herhalde. Ya da artık ne oldu bilmiyorum. Şöyle yeşil kısımlar yukarıda olacak şekilde dikiyorum. Çok fazla sulamadan sadece nemlendireceğim. İlerleyen videolarında size son durumlarını atacağım. Evet arkadaşlar, dikim tamamlandı. Şöyle netleyelim biraz da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.